Vladimir Putin sizi öldürmek istiyor deniliyor. Korkuyor musunuz? İkinci soru. Almanya ne yapabilir? Avrupa ne yapabilir? Şu aşamada, şu anda. Sizin savaşı kazanmanız için neler yapabiliriz? Ben bir yaşayan bir kişiyim, bir canlıyım ve bir her canlı olduğu gibi ben de yaşamak istiyorum. Her canlı yaşamak ister, hayatta kalmak ister. Ve yaşamını kaybetmekten korkan biri değilim. Çocuklarımız için yapıyoruz bunu. Eğer ki birini savaşa gönderiyorsanız, ki o diğer ülkede bu oluyor ve bu insanlar ölebilir diye düşünmüyorsanız ve korkmuyorsanız bundan, duygudan yoksunsunuz, duygularınız yoktur. Bunun normal olduğunu düşünmüyorum. Her canlı gibi tabii ki ben ailemin hayatı konusunda korkuyorum ama ben ülkenin başkanıyım ve korkma hakkım yok. Eğer böyle bir şey hissediyorsam içimde, bazı anlarda evet bu duygular, bu duygu yüklü anları ben de yaşıyorum. Sizin söylediklerinizi yaşıyorum. Ailelerimiz için korkuyoruz aslında. Sevdiklerimiz için korkuyoruz. Onları kaybetmekten korkuyoruz. Evimizi, memleketimizi kaybetmekten korkuyoruz. Ülkem bir gün olmayacak fikri beni korkutuyor. Ülke var olmayabilir düşüncesi beni korkutuyor. Sonraki neslin geleceği beni korkutuyor, endişelendiriyor. Şimdi dünya ile ilgili olarak, dünya şunu bilmeli ki, aslında burada Scholz, Biden veya Macron gibi dünya liderleri ile ilgili mesele değil bu. Biz Ukrayna'nın güvenlik teminatına, garantisine ihtiyacı var. Bunu baştan beri söylüyorum. Başkan olduktan sonra söylemeye başladım. Eğer kendinizi güçlü bir birlik olarak ortaya koymazsanız, NATO, Avrupa Birliği olarak ortak değerleriniz var, güvenlik, kültürel değerleriniz var, ekonomik ittifak kurdunuz, kültürel birliksiniz. Dünya bu şekilde çalışıyor, değerler etrafında birleşiyor. Eğer ki kendi birliklerini korumak isterlerse, savunmak isterlerse, biz var olmayı bırakırsak, var olmazsak, NATO'ya söyledim, NATO ile konuştum, ittifak ülkelerini korumazlarsa, savunmazlarsa, kararlı olmazlarsa, yaptırım uygulamazlarsa, ayağa kalkmazlarsa, ittifak üzerinde baskılar vardı, Belarus krizi vardı, Litvanya, Polonya sınırları güvenlik altına alınacaktı, emniyeti sağlanacaktı. Onların karşılığı ne oldu? Savaşa girin demiyorum ben. Savaşa girmeyin ama bu ittifakın gücü nereden kaynaklanıyor? Savaşı önlemekten kaynaklanıyor. Çok güçlü bir ittifak. O kadar güçlüsünüz ki oturup müzakere masasında diyebilirsiniz ki bunlar bizim müzakere noktalarımız. Başka bir şey müzakere edemeyiz. Çünkü herkesin eşit hakkı var. İmparatorluk olsun, küçük ülke olsun, herkes eşit haklara sahip ittifak içerisinde ama bir zayıflık gördük burada. Çünkü Litvanya bize tel verdi sınırı korumak için. Nasıl bir ittifak ki bu? Sınırı korumak için tel gönderiyorlar ve nasıl bir eşitlikten bahsedebiliriz? Avrupa için aynı şey geçerli. Kuzey Akım 2'den bahsediyoruz. Bahsettiğiniz tüm liderler, eminim ki ve Amerika Başkanı'na dedik ki,
There will not be a market. Piyasa olmayacak, fiyatlar artacak, bunun piyasası oluşmayacak, fiyatlar çok yüksek olacak ve tekel olabilmek olmak için onlar Ukrayna'yı saf dışı bırakacak, alternatif bir tedarik olmayacak Ukrayna üzerinden. Bu bir enerji silahı. Ukrayna üzerinde bununla baskı yaptılar ve söylemlerle gerilimi arttırdılar. Silahları bırakın artık. Ordu bunu yapmalı. Ayağa kalkın, elinizi kaldırın. Bu bir başlangıç. Sonraki adımlar ne olacak peki? Eğer burada durmazsa ve dünya birlik oluşturmazsa, ben bizi destekleyen ülkeleri burada teşekkür etmek istiyorum. Bize silah gönderiyorlar. Müteşekkiriz. Çok geç olsa da, çünkü onlara bir süre vermiştik. İstedik bunları belli bir süre zarfında ama bu pencere kapandı ve Ukraynalılar, binlerce Ukraynalı yaşamını yitirdi. Bunun bedeli bu oldu.